Kıymetli gençler, hoş geldiniz. Kazanı bakış, dairede alan, test 1 ile karşınızdayım. İlk soruda bir daire dilimi verilmiş. Merkez O. OA 16 birim, yani yarıçap 16. AB yayının uzunluğu da 4π. Burada yapacağınız en tatlı iş şudur. Abi, bu taralı alanı bana veren en güzel özellik şu. Eğer yarıçapım 16 ise 16 çarpı yayın uzunluğu bölü 2. Sanki üçgen alanı yapıyormuşçasına. Ve bu da 32π yapacak. Cevabım A seçeneği olacak. Soru 2'deyim. AB çapımızmış. Diklik var. 8 ve 4 birim uzunluklarımız var. Boyalı bölgenin alanı kaçtır diyor. Abi, burada çok tatlı atraksiyonlar yapılır ama benim en çok sevdiğim, abi şuna bayılıyorum. Şu AD'yi birleştiriyorum. Ardından DB'yi birleştiriyorum. Şimdi eğer AB çap ise o zaman çapı gören çevre açı 90 olacak. Dolayısıyla D köşesinde bir 90 derecelik açım var. 90'dan bir dikilmişim. Yani Öklit. Öklit bana ne diyor? 4'ün karesi 8 çarpı 2. AB çaptı. O zaman çapımız 10. Yarıçapımız kaç? 5 abi. Bana diyor ki boyalı bölgeyi bulur musun? Burası bir yarım daire. Yani pi çarpı 5'in karesi bölü 2. O zaman 25 pi bölü 2 ile hadise gerçekleşmiş olur. Çevresi alanından sayıca pi kadar fazla olan çemberin yarıçapı kaçtır diyor. Şimdi çemberin çevresine ne diyeceğim abi? 2 pi r. Alanı neydi? Pi r kare. Bu bundan sayıca pi kadar fazla, yani artı pi. Şöyle bir eşitliğim var. Pi parantezini alacak olursam 2 r çarpı pi eşittir. Pi parantezinde burası r kare artı 1 yapar. Burası r kare artı 1 yapıyor. Sonra pi'leri sadeleştiriyorum ve 2 r eşittir r kare artı 1 elde ediyorum. Buradan R'nin 1 olduğu çok net açık ama biz yine de buradaki 2R'yi karşı tarafa atalım. R kare eksi 2R artı 1 eşittir 0 diyelim. Ve bu da R eksi 1'in parantez karesi olsun, eşittir 0. Haliyle parantezin içi de 0 olmalı. Parantezin içi de 0 olmalıysa buradan R'nin kaç olduğu sonucuna ulaştık? 1 olduğu sonucuna ulaştık. Soru 4'teyim. O çeyrek dairenin merkezi, O A çaplı yarım dairemiz var. Mavi boyalı bölgenin alanının sarı boyalı bölgeli alanına bölgenin alanına oranı nedir? Güzel kardeşim, şurası merkez olsun. RR diyeyim. O zaman şuna da 2R diyeyim. Sarının alanına diyeceğim ki abi, senin alanın pi çarpı r kare bölü 2 mevcut tabloya göre. Şimdi mavinin alanı bulmak için çeyrek daireden, yani pi çarpı 2R'nin karesi bölü 4'ten bu sarıyı, yani pi çarpı r kare bölü 2'yi çıkarmam lazım. İlkinde 2R'nin karesini alacaksam 4R kare yapacak. 4'ler sadeleşirse burası pi R kare eksi pi R kare bölü 2 kalacak. O zaman çıkar abi bunu da. Pi R kare bölü 2 kalsın. O zaman buradan şunu elde ettik. Neyi? Abi, sarı bölgenin alanı pi R kare bölü 2. Mavinin, hoş olsun. Mavinin alanı da pi R kare bölü 2. O zaman demek ki sarıyla mavinin alanlarının birbirine eşit olduğunu, dolayısıyla oranlarının da gene eşitseler 1 olduğunu söyleyip geçeceğim. ABC üçgenimiz AC 8 birim, BC A 30, yarım çember, B noktasından geçiyor mavi boyalı bölge. Şimdi güzel kardeşim, eğer AC çap ise şuraya 90'ı çakacaksın hemen. Haliyle burası da 60 olacak. 90 karşısı 8 ise 30'un karşısına 4, 60'ın karşısına da 4 kök 3 çakar mıyız? Çakarız. Yapmam gereken iş bu yarım çemberden, ki yarıçapı 4 durunun, yani pi çarpı r kare bölü 2 yapacağım. Ama r'nin 4 olduğu bilgisi varsa pi çarpı 4'ün karesi bölü 2'den neyi çıkaracağım? Buradaki üçgenin, beyaz üçgenin, yani beyaz dik üçgenin alanı. O ne abi? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Culup culup sadeleştiriyorum. 8 pi eksi 8 kök 3 gibi enteresan bir sonuca ulaşıyorum. Vallahi çok enteresandı. Soru 5'i de o zaman paketlemiş. Soru 6'ya gelmiş olduk. O çeyrek çemberin merkezi, bir tane kare verilmiş. Çemberin yarıçapı 2 kök 2 ise karenin alanı nedir? Bakın, şu OD'yi birleştirecek olsak bu da bizim için bir yarıçaptır. Ve yarıçapın 2 kök 2 olduğu bilgisi var. O zaman bu bir kare ise çizdiğim bu yarıçap OD yarıçapı karenin köşegen olduğundan 45-45 açı eşitliği verecek bana. O zaman al sana ikizkenar dik üçgen. Çok iyi. Yeminime Kur'an çok hoştur. Abi çok hoş ise AAA kök 2 olacak. Yani 2-2 vereceğim bu karenin her bir kenarına. Bana diyor ki karenin alanını bulur musun? Karenin alanı ne yapacak? 2 çarpı 2, 4 yapacak güzel kardeşim.
O merkezli yayları şekilde çizdim sana diyor. 4 ve x birim uzunluklarım var. Mavi bölge ile sarı bölgenin alanları eşit ise diyor x kaçtır. Güzel kardeşim, mavinin alanı s ise sarı da s'miş. Sarı lacivert gibi oldu bu. Fenerbahçelilere buradan selam olsun. O zaman mavinin tüm alanı oranı 1 bölü 2. Yani demek ki bu iki benzer şeklin alanları oranı 1 bölü 2. O zaman bu da benzerlik oranının, yani x bölü 4'ün karesi olmalıdır. Evet. Yapıştıralım abi buradan. Ne yapıştıracak sonuca? X kare bölü 16, x kare bölü 16 eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar falan filan carçurt, x kareyi 8 bulacağız buradan. Karesi 8 olan şeye de deriz ki abi sen 2 kök 2'sin. O da der ki tamam abi ben B şıkkındayım, yapıştır beni der. Ben de onu yapıştırırım. Evet, bir adet dikdörtgenim 8-6 birimlik kenar uzunluklarım var. Dikdörtgenin köşelerinden geçen dairenin alanı, yani çevrel çemberi olacak o. İçini de dolduracağım, daire olacak ve benden alanını isteyecek. AC'yi birleştiriyorum. Bu AC ne halta yarayacak? Eğer B açısı 90 derece ise ve B bir çevre açıysa, ki öyle, gördüğü AC bizim çapımız olacak. O zaman al sana çap 10. Bak bu da sarı kırmızı oldu. Buradan Galatasaraylılara selam olsun. O zaman çapım 10 ise yarı çapım 5'tir. Yarı çapım 5 ise alanın pi r kare olacak. Yani pi çarpı 5'in karesi, ona da 25 pi der ve noktayı koyarım. Evet, soru 9'dayız. Sanırım testimizin son sorusu. Evet. ABC'de dikdörtgen 3 ve 4 birimlik uzunluklarım var. Dikdörtgenin A köşesi etrafında, bakınız A köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle AC doğru parçasının ne kadar alan tarayacağını soruyor bana. Şimdi o zaman AC'yi çap kabul eden bir çember cazım olacak. Güzel. Güzel mi? Evet, Yaşar geliyor. Yaşar gelemedi. Çapını, yok, merkezine A yapmaya çalışıyorum. Biraz büyük çizdik ama olsun abi. Mühim olan insanlık. Oturdu sayalım. Şimdi eğer ben AC'yi, yani AC'ye doğru parçasını 90 dereceye döndüreceksem, mesela şu yönde döndürelim. Abi niye böyle yaptın ki? Evet. AC doğru parçasını 90 dereceye döndürdüğümüzü varsayalım. Yani şuraya gelmiş olsun. Şimdi haliyle 3, 4 varsa o zaman şurasının 5 olduğu, yani AC'nin 5 olduğu noktasında problem yaşamamamız lazım. Baba 90 dereceye döndürüyorum. Demek ki bu AC doğrusunun tarayacağı alan, aha da şu alan. Şurası yani. Ya abi burası da bir çeyrek dairedir. Yarıçapı 5 birim olan bir çeyrek daireden söz ediyorum. Pi çarpı 5'in karesi bölü 4. Al sana 25 pi bölü 4. Neredesin? Balıkesir. Evet, soru 9'u da tamamladık mı? Evet, helal olsun bize. O zaman dairede alan test 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.